Ayol deyapti. Ayol kişini şu işke mecbur kaldırılsa, ayol kişini özünü mayli bulmasa, şu işten keyin eğer farzand hasıl buladığım bulsa, bu farzand parasızsız, zihinsiz, şuna kanki ditsiz halatı dünyaya keledi deyapti. Demek, mecburi iş farzandı zihnini yok bulmalıyını, parasızsız bulmalıyını, ancamun narsa narsalarını çünmesliğe sabab şu analarını mecburi halette ataları olan boyan muamelesinden geri çıkarken. Bu hayatta kök gören sonu adamlar. Tağdan gepirsiz, bağdan gepirdi, tüpetsizi kep gitti adamlar. Akıl yetmiydi. Yaş bir cagi yetken gepti, payanını çünmiydi. Öyle manadı yapmazdı, çün yaşım dese, hemen manadı yapmanı tes yeri gepti. Müslüman adam, oğul balları gibi gepti. Tursi bilen yatıştığı mümkün mü şeriatımızda. Avratları bekleyen, uzun iştahın bilen yatıştığı gerek. Ve ayol kişilerini ham, yatken de başlarında elbette romalları buluştuk gerek. Başından yatıp bu miydi? Ve ona hangi alaka bol yatken vakitte üsteler yapıp bulsun deydi. Ayrım bir, şimdi bizlerini Müslümanlar kama gendiru, lekin şu nesillerine kulağımız çalındı. Adamlar, Müslümanlar kama gendiru, lekin şu nesillerine kulağımız çalındı. Adamlar, yatadı yan ispanilerini, patologin şifini aynı yerden kalıp, yatken Osmanlı karası özünü göredi yan, işlerini ham kıyam kuldarlar. Yatuvalı özünü görüp yatadı yan. Hamma tamadan aynı kıyam ispanilere ham var. Bu aynı bir adam gelsin ki doğru kimiydi yan, ahmağını ham ahmağı kıladın işlerden. Yaş olanı ham boma geldiği yaşı diyebdi. Hayvanını ham boma geldiği yaşı iş bul etkendi diyebdi. Özünge Allah'a da hane bulmalı ki. Eğer hatını yatadığında üye Allah'a da buluştuk gerek. Biz Müslümanlarda bunlarsa ham yok. Atrafına amması balacak aslan yatıyor. Dangalatı toy kılavurmasına özünge bir disiplini kurgun hammamı bulan. Bir Müslümanca yaşayın. Taharatların usullarını vakti de buladı. Kese gemas toyunu kılıp pollarını haram karışıya sarıp kıladı. Kese gemas toyunu kılıp pollarını haram karışıya sarıp kıladı. Gereli cahiler ki yanda bizgiler hatta adamca yaşasını ham bilmeydi yani işlerimiz köpeken. Cinsi alaka kılışını terk etip bu miydi deyipti. Öşü cinsi alakadan kamalik kuru gidişke sababbalı. Hüddü kuduk su alınması öz özüne su türüp 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 mürekin kuduk ham kuruş göterken. Kacani kuduktan su alını türse kuduka yine su gelerken. O düşün göğüşeken deyipti. Şu alaka bulması erkek tamamen ham, ayol tamamen ham kuruş mümkün, keselge çalınışlığı mümkün deyildi. Tababat kitaplarımızda ayetilip ötülengenidik. Tababat kitaplarımızda ayetilip ötülengenidik. Cinsi alakan terk kınağılık köp keselgeleri ap geledi. Öşe keselgelerden mesela deyildi. Baş aylanış keselgeleri, gözünü tınışlığı, bedende ağırlık, insanlı tuxumların erişi, ayol kişinin köhreylerinin yiringleşi, başın göğüşeyen köp keserlikler şu işini kımayı koygenliğinden payda boladı deyipti. İhya-i Ulumuddin deyen kitabda Abulhamidil Gazzali rahmetullahi aleyh derken derken törkünde bir bu yana yakşı bu işini. Özüge ham yakşı, ayollarına ham nabatı tötte hatırlıke törkünde bir geledi. Bu özlerge ham, o tamamdan ham, bu tamamdan ham adaletli iş bo'ladi deb bu narsani bu kişi tavsiye qilyaptilar. Vatiydan keyin, yani cinsi alakadan keyin albatta siyyarlarının ham navbati to'rtta xotirlikka to'rkunda bir keladi. Bu özlerge ham, o tamamdan ham, bu tamamdan ham adaletli iş bo'ladi deb bu narsani bu kişi tavsiye qilyaptilar. Vatiydan keyin, yani cinsi alakadan keyin albatta siyish kerak deyapti. Eğer CD bilen şu, neycan içi de koyan nasa, ahlatlar, koltuklar çıkarıp getirilmese, kegin bu şundah keserlik epkeledi ki, o keserliğin şifası yok keserliğin mutalabı oladı bu adam diyordu. Manba Bey'in kitabında etkiledi ki, Mani
qop ketgandan keyin buni siydik yo'llarda qop ketgan manini siyib chiqarib olmasa, siydik tutilish kasaliga odam mubtalo bo'ladi deydi. O'sha aloqadan keyin yengil bir uxlamoqlik kerak. Bu o'zini tanasiga foydasi bor. Lekin uxlashdan avval namozga qilinadigan tahoratni bir qavolib, keyin bir dam olib, orom olib, ana undan keyin yuvinsa o'ziga foyda bo'ladi deyapti. Manbal odob degan kitobda shuni qayd qilinyapti, lekin jinsiy aloqadan keyin har ikkalalari o'sha tahoratni qilib, yengil tahoratdan keyin o'ng tomonlariga bosib dam olib, jitcha uxlab olsa o'zlarini tanalaridagi charchoq, ketgan quvvatlarning joyi kelmoqligi, badanlar rohat olmoqligiga sabab bo'ladi va xudo xolasa, xudo shu ishdan keyin farzand ato etgan bo'lsa, albatta farzandi o'g'il bo'ladi, o'ng tomonga bosib yotganligi uchun deyapti. Yana shu aloqadan keyin yana aloqa qilmoqlik. Jinsiy aloqadan keyin har ikkalalari o'sha tahoratni qilib, yengil tahoratdan keyin o'ng tomonlariga bosib dam olib, jitcha uxlab olsa, o'zlarining tanalaridagi charchoq, ketgan quvvatlarning joyi kelmoqligi, badanlar rohat olmoqligiga sabab bo'ladi va xudo xolasa, xudo shu ishdan keyin farzand ato etgan bo'lsa, albatta farzandi o'g'il bo'ladi, o'ng tomonga bosib yotganligi uchun deyapti. Yana shu aloqadan keyin yana aloqa qilmoqligini xohlasa deyapti. Tahorat qilsin, g'usulini bitta qilaman desa ham. Chunki tahorat qilmoqlik ham bu odamni suvni yana qaytadan yig'ilishiga sabab, badanni uyg'onishiga sabab va qolaversa betahorat farzandi bo'lmaganligi ham sabab bo'ladi. Agar ayol kishi peshindan avval oyni boshida muomala qilingan bo'lsa, tong vaqtidan avval, tong otmasdan avval bu xotin agar homilador bo'ladigan bo'lsa, farzandi sahiy bo'ladi deyapti. Manbali odobda yana shu gaplar keltirilyapti. Haftani birinchi kechasida, to'rtinchi kechasida aloqa qilmasin deyapti. Ertaga bozor degan kecha, ya'ni bizlarda shanba kuni kechqurun shu ish bo'lmasin deyapti. Tushunarli bo'ldimi? Yana aytyapti. Chorshanba, ertaga chorshanba degan, ya'ni bizlarda seshanba kuni kechqurun ham shu narsa bo'lmasin deyapti. Bo'lsa-chi deyapti. Fa inna hayatil valadu qati'an va qattolan. Shu vaqtda farzand dunyoga kelib qolgan bo'lsa deyapti. Mubola qati'a, ya'ni qarindosh urug'chilik rishtasini uzadigan va qattolan urushqoq farzand dunyoga keladi deyapti. Vala ba'da zuhri fa innahu yati ahval. Peshindan keyin bu ishni qilib bo'lmaydi deyapti. Bolasi g'ilay bo'lib qoladi deyapti. Vala laylatal fitri fa yakunu al-walada aqan. Fitr hayiti bor. Ya'ni tong otsa hayit degan kecha, ro'zani hayit degan kecha ham qilmasin buni deyapti. Bunda bolasi dunyoga kelganda oq bo'lib qoladi. Ya'ni ota-onasi oq bo'ladigan qiliqlar qiladigan farzand dunyoga keladi deyapti. Vala laylatan nahri, ertaga qurbon hayiti degan kecha ham qilmasin deyapti. Faminuhu yakun asabi'uhu sittan aw arba'an. Shu ishdan keyin dunyoga farzand kelsa, panjasi yo 6ta yo 4ta bo'lib qolishi shundan deyapti. Wala fi shamsi fa innahu yati manjusan. Quyosh chiqib turgan vaqtda quyoshning nurini tagida bu ish bo'lmasin deyapti. Bola ko'rilsa shundan keyin bu bola manjus, najosat, iflos bola bo'ladi deyapti. Wala fi qiyamin fa innahu yati bawalan fil firosh. Tikka turib bu ish qilinmasin deyapti. Tikka turib bu ish qilingandan keyin farzand dunyoga kelsa, bolasi siyg'oq bo'lib qoladi deyapti. To'shagiga siyg'otadigan bo'ladi deyapti. Wala yujamiu va fi nafsihi hubbul ukhtiha fa innahu yati mu'nisan. Ayoli bilan muomala qilayotganda ko'ynida shu qaynagachisining muhabbati bo'lmasin. Ayolini opasini yoki singlisini
şu senin örneğin apeyni azam ya sini azam bolar diyen diyen köngülde şu narsa bulmazın balası hunasa olup kaladı diye tuturuğu yok olup kaladı. Bunu ben bir toy diyemeydi kendim. Cazaların aşılatçıları var o. Koynumda bir yar, köynümde bir yardı. Ana şu koyundaki yargı, köngüldeki yarını kelle yap yapsa, balası hezeleyi buladı. Tuturuğu yok. Erkeçe bir subutsuz. Erkeğler yerleşmeyi de istikal ediyorlar var o dünyada. Bana şu şundan gelip çıkıyor. Şunun için o kitabımızı başta geliyordu. Bu alakadan aldın, er hatının keyfiyetini yakışık olmalıydı. Berberleri köyünün meyil takmalıydı. Şu iş buluyordukken de bir takvalık, yakışı, bir süratte bosa farzandım, oğlum bosun, ya ki ayol kişi bosa bana hangi bir yakışı bir dinge hizmet kılıyor. Husun cemalıdan bosun degen, fikir iki tamamdan bosa, onun için farzan çıralı olur diye. وَيُجَامِ لَيْلَةَ اسْنَيْنْ فَاِنَّهِ اَتِقَارِعًا İkinci keçe yani düşembe, tongasa düşembe bizlerde bazar günü geçiyor. Bosa diyordu. Bunda farzandı karı boladı diyordu. O da halasa diyordu. وَلَيْلَةَ السُّلَسَائِ Sişembe, tongasa sişembe boladı yani gün. Yani bizlerde düşembe günü geçiyor boladı yani bosa diyordu. فَاِنَّهْ يَأْتِي سَخِيًّا كَرِيمًا Dünyaya farzand geladığımız şundan keyin farzandı sahi, mehriban adam bulur deyipti. وَلَيْلَةَ الْخَامِسِ فَاِنَّهْ يَأْتِي عَالِمًا تَقِيًّا Peyşembe günü keçesi, yani ettiği peyşembe de gün keçe hem, şembe günü keçesi, yani ettiği peyşembe de gün keçe hem, şu iş olsa, bunda farzand geladığımız olsa, bu farzandı takvali alim bulur deyipti. وَيَوْمَ الْجُمْعَةِ قَبْلَ صَلَاتِ الظُّهْرِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ Peyşembe günü peşin namazdan aldım buladığım bosa فَاِنَّهْ يَأْتِي حَك۪يمًا عَالِمًا يَف۪يرُ مِنْهُ الشَّيْطَانِ Bunda farzand görse farzandın hikmetliği yap yerine hakim alim bu insandan şeytan kaçadıyan derecede haybetli farzand dünya kele deyordu. وَلَيْلَةَ الْجُمْعَةِ Ettiğe cüm'a degen keçesi. Peyşembe günü keç kurumuzda. Feinnehu ye'ti fihima ettiğe cüm'a degen keçesi. Peyşembe günü keç kurumuzda. Feinnehu ye'ti fihima abiden. Bana bu cüm'a keçesi de dünyaya keledeyen parzant abid, muhlisen, ihlaslik, ibadet keledeyen insan dünyaya keledeyen. وَيَوْمَ الْجُمْعَةِ قَبْلَ صَلَاتِهَا فَاِنَّهْ يَتِي سَعِيدًا وَيَمُوتُ شَهِيدًا Cuma günü, Cuma namazı geçe şu iş bula diyen bası, şundan Huda farzan bera diyen bası, farzandı Sa'id, uluğ adam buladı, وَيَمُوتُ شَهِيدًا وَعَلَمْدًا شَهِيدًا حَالَتْتَ اُتَدِ inşallah diyepti. Bu gebir ötgen geplen hammeleri diyepti, asar ve akbar, ulamalar tamamen ki yan haberlerde, Ravayetlerde keltirilingen, geplarımız keltirip öttük diyordu.